Selamünaleyküm. Hoş geldiniz Sıdıkan'ın YouTube kanalına. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Nasıl gidiyor Ramazanlar? İyi gidiyor, iyi gidiyor çok şükür. Ramazan yarıladık sayılır. Bugün Ramazan menümüz ne olacak? Hemen onu kısaca özetleyeyim. Saç kavurması, yufka ekmek eşliğinde çorba. Ne çorbası yapalım bugün? Mısır unu çorbası yapacağım bugün. Oho, yine farklı bir lezzet. Mısır unu çorbası, sütlü mısır unu çorbası, tarhun çorbası yeni yediğimiz için bugün bu dediğim farklı olsun. Yanında salata edeceğim. Bir de Ramazan tatlısı çayını yemek için güllaç yapacağız. Maşallah. Daha ne Yine olsun? Sıdık'ın Hayatı kanalında muhteşem içerikli bir videomuz daha başlıyor. Hadi bakalım. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Şerif'te Sıdıka Sultan yine muhteşem bir iftar menüsüyle Hadi. bizlere ziyafet Besmele verecek. ile başlayalım. Haydi bakalım. Hadi. Ya Allah, Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi önce bir şu kuyruğumuzu ocağa koyalım. Saç kavurması yapacağız dedik. Evet. Bu kuyruğumuz burada kavrulu koysun. Yani kendini salsın. Etimiz de hemen hazır. Kuzu eti, etimiz, kuyruk yağlarımız Bu anne o kendini doğradı. salsın bir kavrulsun. Ondan sonra etini Özellikle buluşturacağız. Onu saçta kapatalım. yapıyoruz. Onu kapatalım. İçinde kuyruk kokusu olmasın diye biraz süt ilave edeceğim. Biraz olduktan sonra. Yine Sıdıka Sultan'dan bir püf noktası gelmiş oldu. Evet. Önceden kuyruk yağı yapardık. Böyle yufka ekmekleri yağlardık peynirle. Güzel olurdu. Annem içine süt koyardı. Kuyruk kokusunu alsın diye. Evet, bunlar hep bir tecrübe. Bunlar hep pratik bir bilgi. Evet. Teşekkür ediyoruz canım anneme. Sütümüzü her zamanki gibi hep biraz bunu ayırdım. Onu tek koydum. 5 kilo almışlar ya, 2 Evet. kilo kadarını ayrı kaynattım. Onun kaymağını bozmayayım diye. Evet. O oluyor altı kısık. Organik inek sütümüz. Onu da biraz Evet. önce aldık geldik daha. Annem onu kaynatıyor. Sütümü kaynattım. Çok şekerli yapmayacağım. Yani Hafif Ramazan olsun. aylarında evet, bayılcılıktan ziyade hafif olması çok önemli. Bu kadar süt yeter diye düşündüm. Bir su bardağı şeker. Sütümüz sıcak bu arada. Sıcak sütün içerisine şekerimizi eritiyoruz şimdi. Çok tatlı olmayacak. Ya zaten Ramazan aylarında bayıcılık olmaması iyi oluyor. Ramazan tatlısı. Evet. Ramazan zaten vazgeçilmezlerinden. Kaşmasın diye içine metal koyuverdiydim. Metal kaşık koyduğum içine. Sütümüz taşmasın diye Kavanoz koyuyoruz. taşıverim diye. Zaten lezzetimiz çıtırtılar, fıtırtılar başladılar bir ocakta. Şekerimiz eridi, sütümüz sıcak olduğu için. İçine başka bir şey ilave etmeyeceğim ben bunu. Sadece Güllacımızın ana malzemesi hazırlanmış oldu. hazırlamış olduk. Hadi balkona. Haydi bakalım. Evet, geldik. Kış bahçemiz olan balkonumuzdayız. Balkonumuza. Güllacımızı yapıyoruz inşallah. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sütümüzü kaynattık. İçine bir bardak şeker koydum. Başka bir şey koymadım içine. Sütümüz sıcak. Kaymaklı bak. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi öncelikli olarak da güllaçtan başlıyoruz ki akşamleyin iftar Yumuşasın. saatine doğru yetişmiş olsun diye. Bu iftarlık değil de çayla yemelik. Evet, O zaman iftardan da olur sonra. o. O zaman yetişmiş oluyor. Biz teravihden sonra içiyoruz çayı. Önce namazlarımız kılıyoruz. Allah kabul etsin. Ondan sonra çayımızı içiyoruz. Şimdi Ramazan-ı Şerif mübarek ayımızda artık iftarlara gidip gelmelerde çoğaldılar. Biz de iftar menüsünü Sıdıka Sultan sizler için ayarlıyoruz, çekiyoruz ki hem size bir fikir olmuş olsun hem de kolaylık olsun diyerekten inşallah beğeniyorsunuzdur iftar menülerimizi de. İnşallah. Ramazan ayı boyunca bu stille devam edeceğiz inşallah. Elim bassın. Şey yapacağım. Evet, zaten güllaç da o olacak artık. Her tarafı süt gelecek şekilde en üstünü gezdiririz. Kaymaklı süt.
Hem de kendi doğal sütü, yani inek sütü. Biz arasını kaymak koyun değil mi? Hiç kaymak koymamak gerek yok. Zaten süt kaymaklı. Evet, bizim sütümüz de o ekstrası olmuş olduğu için kaymağı da alınmamış. Yağlı zaten yakınlaşınca daha da belli oluyor. Sütün sıcaklığı gitmeden hemen o şekilde yapıyoruz ki yumuşasın diye. Çünkü soğuduğunda artık yumuşama etkisini kaybedecek. Ramazan aylarında şerbetli tatlılardan ziyade sütlü tatlılar daha çok güzel oluyor. Hem de hafifliği güzel. Soflara da yakışıyor. Zaten hekimlerimizin tavsiyesi de o yönde oluyor. Yasakları deldik. Ramazan gireli bir kere sütaş yaptık. Evet. Onu çekemedik. Çok tatlı koymuyorum artık. Ama şöyle annem şimdi bahsetmiş olduğu gibi az şekerli olarak da yapmaya çalışıyoruz. Çünkü şeker zararlı. Onu da Arzum'un fikri. Anne dedi güllaç falan yapsana dedi. Ben yaptım dedi. Hafif hoşumuzu gitti dedi. Evet. Yapsam mı yapmasam mı diye hadi dedim ya. Battı balık kendine. Allah verir onun için. Bir de şimdi konseptimiz gereği Ramazan menüsü hazırlıyoruz. Siz değerli izleyicilerimiz için böyle bir şey yapma kararı aldık. İnşallah bu yemekleri de boşa çıkartmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım inşallah. Sıdıka Sultan sizler için elinizden gelen tüm gayretiyle güzel menüler hazırlamaya özen gösteriyor. Arasını ceviz koymadık. Arasını ceviz koyunca sizler de yapmışsınızdır. Mesela ertesi gün kaldığında cevizin kendi boyası çıkıyor. Rengi biraz bozuluyor. Yani benim kendim yaptım öyle denedim. Evet. Mesela hepsini bir anda bitirmeyeceğimize göre cevizin kendine has tabii bir rengi var ya. Evet. O sütü bulandırıyor yani. Onun yerine mesela yerken üstünü koyabilirsiniz. O daha makul seviyeye geliyor. Daha güzel oluyor hem. Ha, üstünden. Hem bir görselliği de artırmış oluyoruz. Üzü süslenmiş oluyor. Evet. Bu da yine bir pratiklik olmuş oldu. Sıdıka Sultan maşallah bizlere her türlü püf noktanı anlatıyor. İnşallah sütümüz yeterli olur. İnşallah. Ben de ocakta var ya oradan ilave ederiz. Nasıl bir şeyse incecik. Nişastadan oluyor. Evet, nişasta. Nişastadan mısır nişastası ile yapılıyor. Mısır ve buğday nişastası. Ana maddesi o. Evet canım anneciğim. Güllaçlarımız özenle döşemeye devam ediyor. Evet, sonuncuyu geldik. Toplamda 8 taneydi. 8. Galiba yanlış hatırlamıyorsam 8 diye hatırladım ben. Saymıştık biraz önce. 8 katlı olmuş oldu. 8 katlı. Bir tepsiyi tamamladı. Hassasiyetinde. Değil evet. mi anneciğim? Evet. Ben hatta dedim yarı yarıya mı yapsak dedim ama hepsini yapmayalım dedim. Evet. Bazen öyle yapıyorduk geçtiğimiz senelerdeyken. Annem ondan söylüyor. Ekmek gibi dürüptü böyle tek porsiyonluk yapıyorduk. Evet öyle de yapıyorduk kıvırıp, değil mi? Bunu kıvırıp birer tane. Öyle kolay oluyor. Azıcık sütümüz az geldi. Üzerinden süt ilave edeceğiz. Birazcık sütümüz. Hamdolsun ocağımızda sütümüz şu anda kaynıyor. Dibinde vardı da süt iyice bir yumuşasın böyle kabarsın. Evet yani daha da güzelleşmiş daha olur. Daha kabaracak bu. Yumuşayıp kabaracak daha da güzelleşmiş olacak. Hı hı. Ben hemen iki kepçe daha süt getireyim gene. Tamam, haydi bakalım. Hemen ocaktan sütlerimiz geldiler. Destek. Hemen süt getirdim. İçine bir daha şeker koydum. Evet. Zaten altta şekeri vardı. Şekeri dengelemiş olacak. Tabii Arzu'yu kalmış. Mesela çok şekerli seviyorsanız koyabilirsiniz. Tabii ki de. Oradaki ölçü artık isteğe ve orada zevke bağlı şeker oranı ayarlanabilir. Evet. Tamamdır bu. Akşam süslemesini yaparız inşallah. Maşallah. Güllacımız dinlendirilmek üzere iftar menümüzde hazırlanmış oldular. Evet. Güllacımız böyle. Güllacımız hazır. Masamızı silelim. Bugün ne yaptım sabahtan da?
Bunları yıkamıştım dünden şeyde. Makineye atıveriyorum ben bu şey elyafları. Evet. Önceden pamuk kullanıyorduk da şimdi elyaf ne kadar desem biraz böyle topaçlaşmış. Onu dedim kapartıverem de yastığı öyle basayım dedi. Onları temizlemiş o oldu. O kadar kaldı artık. Bir yandan yapılıyor. Bir yandan yapılıyor. Çabuk kurudu. Dünden serdim yıkandı da. Yastıklarımızı yapıyoruz. Bunları da dedim yapalım. Duruyordu bu bayağıdır. Yazın köye gideceğiz dedim ya. Oraya hazırlık yapıyoruz. Evet, yaz aylarımızda bir yandan hazırlığı da devam ediyoruz. Ramazan sonlarına doğru ortasına geldik artık. Haydi bakalım. Evet, hadi. Kolay gelsin canım anneciğim. Gülacımız enfes görüntüsüyle dinlenmeye bıraktık onu. Şimdi de onu kaldıralım. Burada ekmek ıslayacağız. Haydi bakalım. Gülacımızı koydum. Ekmek ıslayan yumuşayıyoruz. Etli yemeklerin vazgeçilmezi. Özellikle saç kavurmasını şöyle banıp banıp yemek lazım. Onun için ne lazım? Yufka ekmeği lazım. Maşallah elimizde varmış. Anneciğim. Ben sulu selli dedim. Göveç gibi yapalım dedim. Niyaz anne dedi saç kavurması daha güzel oluyor dedi. İyi hadi dedim. Sen hem gireceksin Ramazan dedim. Evet teşekkür ediyorum dedim anneme. Ailesi. Ama biri sulu, biri saç kavurmasıyla yufka ekmeğiyle şöyle akşamın iftar saatini düşünsenize banıp banıp yiyorsunuz. Ne kadar güzel bir lezzet oldu değil mi? Canlandırması bile güzel. Yine harika bir menü. Sıdıkan Hayat kanalında. Yufka zaten çoğu yemeğin yanına yakışıyor. Özellikle şu anda izleyicilerimizden bize hak verenler de olacaktır. Ramazan aylarında sahurlarda da böyle hani ne deniyor anne? Bükme mi? Sıkma mı? Deniliyor. Sıkma da denir. Hı hı. Yapılıyor ya. Onlardan da yapanlar var da. Çıtır böreğimiz var bizim mesela. İzlemediyseniz mutlaka videomun sonuna ekleyeyim. Geçen bir bakın. Akşam yatmadan önce yaptık. Çıtır börek. Tam sahur sofraları için anneciğim yapıverdi bana geçen gün. Yatmadan önce hazırladık gerçi. Sahur saati zor olur diye. Mesela tok tutuyor diyorlar. Nasıl acıktı mı yine? Ben zaten Ramazan ayı bana çok da etkilemiyor ama daha çok tok tuttu tabii ki de. Etkiliyor. Güzel oldu. O işte o tarifimizi de videonun sonuna ekleyeyim. Ramazan ayından önce yapmıştık çısır böreğimizi. Ona bir göz atın. Sahur sofralarınızı değerlendirin derim. Hazır yufkayla doluyor. Evet. Marketten aldığımız şey yufkayla. Sıdıka Sultan'dan sahurluk o da bir güzellik olmuş olsun inşallah. Hemen o arada da canım anneciğim pratikçe yufkalarımızı ıslattı. Üstünü örtelim. Bunu yumuşasın. Haydi bakalım. O da iftar soframız için etiyle birlikte saç koruması yanına şimdiden hazırlandılar. Ocağımızdan lezzetin sesleri balkonumuza kadar geldi. Çıtır çıtır değil mi? Evet. Bakalım bu kuyruklar ne olmuş? Yağı. Maşallah. Güzel kızarmışlar, erimişler. Evet. Tabii ki bir ekim için biraz fazla. Onu alırız. Şimdi sütümüzü buluşturalım bunun bir. Hı-hı. Bu püf noktasına unutmayalım mutlaka. Sıçramadım mı? Kokusunu almış olacak. Kadar. Evet. Çok iyi. Sütümüze buluşmuş oldular. Etimizde zaten görüyorsunuz. Tazecik kuz eti. Lokum kıvamında olacak. İnşallah. Bu arada bu iftar menümüzü pratik olarak da hazırlıyoruz zaten. Aşağı yukarı ortalama bir saat içerisinde tüm iftar menüsünü hazırlamış olursunuz. Şimdi sürecimi sizlerle takip ediyor olacaksınız. Evet. İftar sofralarınızda da tam bir böyle şölen olur inşallah. Mutlaka sizlerle deneyin. İftar menümüzü denedikten sonra da yorum kısmında belirtirseniz bizler de mutlu oluruz. Annem yorumlarınızı özenle okumaya çalışıyor zaten. Elimizden geldiğince de bütün yorumlara cevap veriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bize destekleriniz için abone olmayı da unutmayın lütfen. Evet. Çok teşekkürler şimdiden. Canım abi. Evet süt ve kuyruk yağımız. Sütle kuyruk yağını kavurdum. Birazını alacağım şimdi bunu. Biraz et fazla gelecek. Bunu iyice kavururduk. Bilir misiniz bilmem arkadaşlara. Bunu kıkırdak diye yerdik biz. Kıkırdak. Değil mi? Bilir misin Niyazi? Ben tam hatırlayamadım ama babam da anlatır, annem de çok kıkırdak anlatır. Bununla dolma yapardık. Bunun iç, bu kavurduklarımızla kuru dolma. Oo ne güzel olur. Kuru dolma.
Zaten kuyruk yağının kıymeti artık şimdi anlaşıldı. Mesela şimdi kasaplara gittiğinizde etle kuyruk yağının fiyatı aynı. Eğer şey o ilave oncu olursa buradan ilave edin. Çok da yağlı olmasın. Öncelikle kıymet bilinmedi. Hı, bunu ben kullanırım bildiğim yerde. Evet. Onu annem ayırmış oldu. Hı, yan tarafına. Fazla gelecek diye ayırdım. Lezzetli bir şekilde kavruldu. Yağı da kendisinden. Şimdi etimizi bir oluşturalım. Biraz şey olur. Etimizi doğradı anneciğim. Koyuyorum içine bir silah. Tamamen kuzu etimiz var. O isteğinize bağlı. Evet, saç kalmadı, biraz sert oluyor. Evet, sertleşiyor. Onu biraz dinlendirmek lazım belki de. Biraz uğraştırıyor. Önceden bir yerde şey yaparız, biraz. Hani pişirir gibi olursa. Evet. O zaman olur. O kuzuyu da biraz daha sertleşiyor. Ama saç kavurmasının asıl özelliği sadece kuzu etiyle olması. Daha da kıvamı haline gelmiş oluyor. Sevmeyenler varsa da dan etiyle de ayarlayabilirler. Lezzet sesine bakar mısınız? Şimdiden bile güzel güzel sesler geldi. Şimdi etimizi ne yapıyoruz? Mühürlüyoruz. Evet. Bu böyle sade kavurup da yiyebilirsiniz. İçini böyle şenlendirmek isterseniz kuru soğan, yeşil biber, domates, baharat koyabilirsiniz. Böyle tüketmek isterseniz böyle de tüketir. Kavurduktan sonra. Ama biz ne yapacağız bugün? Domatesli sebzeli yapalım. Evet, tam iftar menüsüne daha çok güzel yakışacaklar inşallah. Biz renklendireceğiz içerisini birazcık. Şimdi etimiz orada birazcık böyle kendisini toparlayacak. Evet, etlerimiz artık. Kendi suyunu saldı, öz suyunu. Bu kendi suyunu çekinceye kadar kısık ateşte, ben şimdi altını kısacağım. Daha iftara da vakit var. Kısık ateşte kendi haline pişecek arkadaşlar. Evet, o saç kavurma haline gelmiş olacak. Bu kendi suyu, su koymayacağız hiç içine. Kendi suyuyla pişecek. Bu ne? Ciğer. Evet, içerisine onları ilave ediyoruz. Ben kanlı suyu gitsin diye bir taşım şöyle kaynatıverdim. Ona bunun üzerine koyacağım. O da lezzetlendirir. Ciğer ve böbrek var içerisinde. Böbrek var. İsterseniz, arzuya bağlı seviyorsanız sizler ilave edebilirsiniz. Hayır, ben evde vardı. Saç kavurmasın, içinde değerlensin o da diye. Biz koyduk. Hani mesela ben koymayacağım derseniz süreç aynı şekilde devam ediyor. Aynen. Onları koymadan kavurmaya bıraktık zaten onları. Şimdi ben altını kıstım. Bu iftarı kadar kısık ateşte. Yumuşacık, dokum gibi, sıdıka satan usulü güzel olacak inşallah. Kesinlikle. Yavaş yavaş yapacağız. Zaten en son içerisine domatestir, biberdir. Onları ilave edeceğiz. Suyu çektikten sonra kavurma aşamasında iftar zaten yakın saate gelmiş olacağız. Evet. Evet, iftar hazırlıklarımız. Tam hızıyla devam ediyor. Şimdi muhteşem dokum kıvamında saç kavurmamız yanında salata da tabii ki de yakışacaktır. Evet. Salatamızı yapıyoruz. Salatamızı yapalım. Hazır olsun da. Mevsim salatası. Tazecik marularımız. Bir yandan da saç kavurmamızın soğanı ve domatesi de hazırlanmışlar. Evet. Zaten mis gibi etin kokusu artık iyice yayılmaya başladılar. Marul ben böyle yıkıyorum. Marul. Ondan sonra şey diğer köyden getirdiğimiz yeşillikleri de. Evet. Yıkıyorum onu, doğruyorum. Kapaklı bir takvim kabını koyuyorum ona. Zeytinyağı koyuyorum içine sadece. Böyle ekşisini, tuzunu koymuyorum. 2-3 gün falan yetiyor o.
Hem de iftar sofraları, iftar saatleri vakti geldiğimizde. Yiyeceğim kadar alıyorum yine tabağımıza. Üzerinin ekşisine, tuzuna ondan sonra ekliyoruz. Oldukça pratik bir yöntem. Yine sıdıkalı hayatlarından. Her gün marul yıkıp, her gün salatı yapmaktansa yıkıyorum böyle yeşillik, teridir, şudur budur. Köyden getiriyoruz ya. Onları da mesela rukayı doğrayıp boyuyorum böyle şeyin içine. Bu da pratiklik olmuş oluyor. Yiyeceğimiz kadar tabağımıza koyup koyup yemiş oluyoruz. Evet. Ama içeri zeytinyağı koyuyor. Zeytinyağı koymazsa kararıyor kesilen yerlerde. Bak bu da güzel püf noktası olmuş oldu. Kararıyor. Bunu da kaçırmamış olalım. Çatlayan yerler kararıyor. Canım anneciğim onu da keşfetmiş. Siz değerli izleyicilerimizle de paylaşmış oldu. Kolaylık oluyor böyle hani. Her gün salatı yapacağım, her gün marulu yıkacağım, yeşillik yıkacağım demektense. Ramazan aylarında hem de evlere kolaylık sağlamış oluyor. Evet. Bu tür püf noktaları. Şimdi nasip oluruz köye gidersek oradaki yeşilliklerimiz büyümüştür. Kesinlikle. Bereketlerdeki bahçemize yetiştiriyoruz yeşilliklerimizi. Marul almayalım, onları kullanalım be. Sizlerle paylaşamadık. İnşallah orayı da paylaşacağız. Bir tek gelmedi. Evet, bahçemiz var aslında bizim orada. Çok istiyorum. Mesela köylere gittiğimizde çekelim diye yarım yarım ona kalıyor çekim. Tamamlayamadık. İnşallah bu seferki videomuzda koyacağız bir dahaki sefere. Onu da paylaşmış olalım sizlerle. Ekerken çektik. Büyüdü, yemeği başladık. Daha hala köye videosunu koyabileceğiz. Hep blok yarım kalıyor. Evet, çünkü niye öyle olmuş oluyor? O anda telaşeye geliyor, işlerimiz bir anda yoğunlaşıyor, çekimimiz yarıda kalıyor. Evet. Sonra montajlama kısmında da onu uyduramıyoruz, ayarlayamıyoruz. Evet. Yarıda kalıyor ama özenle bu sefer çekeceğiz. Çünkü kıymetli izleyicilerimize de o yeşillikleri paylaşalım inşallah. Evet. Artık yazın Allah nasip eder köyü gidersek o zaman çekeriz de bir orası bir burası derken Karışıyor. İnşallah yaz aylarında bereketli elimizden yapacağız çekimimizi. Bunun için şimdi havucundan turpunu rendeleriz. Evet. Böyle. Salatamız da hazırlanmış onlar. Bir bizim şey bakalım bir kavurun ne durumda. Ocaktaki lezzetimiz. Oh maşallah maşallah. Etlerimiz artık suyunu iyice çekmeye başlamış. Rengi zaten kavurma rengi artık gelmeye başlayacak. Yavaş yavaş pişirdiğimizde o lokum kıvamı yumuşacık olması daha da güzelleşmiş oluyor. Evet, kısık ateşi. Hem de et kendi öz suyuyla birlikte pişiyor. Bu arada ben onun soğanlarını hazırlamaya başlayayım. Soğanların doğru. Evet. İri boy soğan getirdim bir tane. Soğan çok yakışıyor ama saç kavurmasına gayet başarılı oluyor içerisinde. Jülyen jülyen doğrayalım. Şöyle. Büyük ya, şöyle yapsan çok uzun olacak. Aynen. Bir yan bir orta kalınlıkta. Canım annemin saç kavurması zaten meşhurdur. Eskiden beri ben hep saç kavurmasını çok severim. Kuzu etini özellikle. Annem de maşallah güzel yapıyor. Ellerine emeklerine sağlık. Hem de davet sofralarınıza da şimdi iftar yemeğine çağırdığınızda çok yakışacaktır. Hem de farklılık olur böyle. Görselle bir farklılık var. Sunumunu yaparken de özenle yaparsınız. Sunumunu yaparken de mesela kendi kendimizeyken biz bunu böyle kendi kabuğuyla koyuyoruz. Evet, özelliği aslında o. Yani şimdi yok ekmeği de ıslattık ya, onunla birlikte banıp yemek lazım. Ha, saçla kendi, birlikte. Kendi saçının içinden orijinalliğini bozmak. Orijinalliği bozmak lazım. Soğan çok gibi olur ama içinde güzel oluyor yani. Kavurunca ölecek, onu da lezzet verecek. Yani ölecek derken ölecek derim yani. Yemek terim olarak da. Hı-hı. Dolapta birazdan koyduğum yeşil biber vardı. Onu bakıp gelendi. Canım anneciğim böyle zamanlar için yazdan onu hazırlamış oluyor. İyice olsun bir çatırtıları duyalım. Şey fazla geldi biraz da. Çok gelecek kalmasın diye onu bir yemek daha kullanırım. Canım anneciğim. Onu tekrar dondurucu koyalım. Böyle bir tasarlansın diye. Onda Sıdıkan Hayat kanalında yine güzel bir lezzette buluştururuz inşallah. Şeyler yaparız buna. Kuru fasulye olur. Nohut olur. Gayet. Bunlar da değerlendiririz. İnşallah. Biz bunu üzerine soğanı koyalım oğlum.
Soğan üzerine yumuşamış olsun. Tamam. Hem tuzunu koyalım artık. Koyuyor baktım oyunu. Evet, soğan da ilave ediliyor. Soğanı, domatesli biberini az az daha durunca. Soğanı buluştular. Kapatalım şimdi. Soğanın şeyisiyle. Yavaşça soğan üzerinde. O da bırakacak şimdi suyu da. Şimdi lezzetine lezzet katıyoruz. Et zaten lezzetliydi. Yavaş yavaş suyuyla pişiyordu. Üzerine bir de soğanla birlikte az sonra domatesiyle biberleriyle buluşar. Daha da güzelleşecek inşallah. Bir karıştıralım artık. Soğanlar üstü kaldı. Çıtır cızır cızır sesler gelmeye başladı. Lezzetin sesi eminim sizlere kadar gelmiştir. Maşallah bereketli oldu değil mi? Peki, maşallah. Oldu. Ramazan olmuş, biz bunun yanında çorba bile yapmayız da. Evet, yani şimdi bu sahiden direkt, yeterli. Ha, direkt konuyla başlayınca insan boğazı şey oluyor. Bir önden bir tabak bir çorba istiyor insan. Yani diğer türlü olsa yanında çorba yapmanıza gerek yok. Bence de, yani şu anda şu yemek bile yeterli olacaktır. Yeterli olur. Bir tekrar kapatalım. Ekmeklerimiz olmuştur. Onları dürelim. Ekmeklerimiz yumuşamış. Onları dürelim. Yumuşacık, lezzetli. Saç kavurmamızın yanına çok yakışacak. Çok yumuşamış. Evet. Hızlıca yumuşuyor. Yufkamızın cinsinden, yani unundan kaynaklanıyor. Yemesi de güzel oluyor ama. Evet. Ekmeklerimiz ıslandılar ve aman pardon. Dürdük artık onları, ıslatmıştık zaten. Yemeği hazır. Hazır hale geldiler. Artık birer birer. İftar saatine hazırlıklarımızı tamamlamış oluyoruz yavaş yavaş. Evet. Artık sofra zamanına doğru ilerliyoruz. Sütümüz de burada, güllacımız da orada dinleniyor. Güllacımız da dinlenmeye başladı zaten. Artık orada olsun. Haydi bakalım. Lezzetimizin görüntüsüne bakar mısınız? Maşallah ne kadar güzel olmaya başladı. Pırıl pırıl parlıyorlar. Sütür sütür sesleri, kokusu muhteşem. Evet. Şimdi yazdan koymuş olduğumuz yeşil biberlere kaşma. İçine koyalım. Hep diyorum ya Sıdıkan Hayat Pratiklikler kanalı diye. Canım annem onu da düşünmüş. Yaz aylarından bugünleri düşünerekten. Yeşil biberleri böyle biraz tencerenin içine yağ koyup da böyle kızartıp üzerine yoğurt döktüğümüz aynı yaz gibi oluyor değil mi? Evet, kesinlikle. Hem de şimdi yaz aylarından hazırladığınız şu anda da var belki biber ama hormonlu. Bunlar doğal bahçe biberleri. Hepsini koyacağım içine. Koyayım. Zaten yaz da artık geliyor. Hı hı. Yok. Tam mevsimi gibi tazecik dolaptan geldiler ve koyuldular. Kenarlarını, domateslerini koyalım. Şimdi Niyazi burada dedi ki şey yazdan koyuyoruz hani mevsiminde değil domatesidir yazdan koymadık şey bugün çakır domates gördüm markette mesela tam böyle ermemiş. Evet. Canım çekti dedim alalım mı diye şey yaptık. Şu görüntüyü bir kez daha göstereyim hemen. Bu domatesler evet oradan. O da şey erdi olunca erdi. Gel kapatalım. O da onun güzelliği. Kullanalım artık dedim. Kullandık. Normalde domates sosları da var biliyorsunuz. Böyle salkın böyle çakır çakır. Hani mesela yarı ermiş ermemiş. Görüntüsü aslında çok güzeldi. Pek, aslında pek almam böyle yaz şey ama çok hoşuma gitti. Bir de Ramazan olunca insan şey yapıyor. İnsan canının hepsi istiyor. Haydi bakalım. Şimdi mısırının çorbasını hazırlayalım dedi. Ancak olur. İftar saatimiz yaklaşmaya başladılar.
Çorbamızı da hazırlayalım sıcak sıcak olsun diye. En sona bıraktık. Biraz sıvı yağ koydum içine. Mısır hakiki unu. Sızma zeytinyağı. Mısır unu. Mısır unumuz. İyi de yeter. Bu da yine bir farklı bir çorba olacak. Yine ama kıvamı, içimi muhteşem. Mutlaka denemelisiniz bu çorbamızı da. Yulaf çorbamız gibi tıpkı. Evet. İzlemediyseniz bir önceki menümüzü de mutlaka bir bakın. Orada muhteşem bir yulaf çorbamız var. O da harika oldu. Deneyin, farklı oluyor bu da, farklı bir çorba. Tarifimiz. İçine yağ koydum. Evet, birazcık tereyağı. Biraz şöyle hemen kavur vereceğiz. Mısır unumuz, tereyağımız ve zeytinyağımız beraberce kavruluyorlar. Ama içimin yumuşaklığıyla yemekleriniz özellikle Ramazan ayına çok yakışacaktır. Mutlaka denemelisiniz. Yani o yoğunluk yok. Hafif bir tadı var. İçini bitince güzel oluyor biliyor musun? Niyasa mercan köşk var ya. Evet. Mercan köşk, hani mide bulantısını falan. Evet. O mercan köşk de şeyi dersen, onu kurutur, ufularsan onun kokusu da güzel oluyor bunun içinde. Aromalandırmış oluyor anne. Bu oldu annecik. Koyun. Hemen kavrulmuş oldular. Kıvam bu şekilde geldi zaten. Göz göz oldu. Göz göz oldu. İçine suyla buluşturuyoruz. Karıştırarak da suyu koyduk anneciğim. Topaklanmasın diye yaptım muhtemelen. Saç kavurmamızın da yan tarafta güzelliğe bakar mısınız? Yavaş yavaş pişmeye başladılar orada. Onu da bir karıştırın anneciğim. Oh maşallah. Renginin güzelliği. Rafinde güzel renkler vermiş. Yerden ne güzel koktu değil mi? Karıştıralım şimdi. Gözüküyor. Yandaki domateslere şey gitmiyor. Artık bozacağız. Bozuluyor ama. Karıştıkça güzelliği iyice ortaya çıkmaya başladı. Lezzetler buluştu. Kıvamı, bütün hepsi birbirine özleşiyorlar. Yavaş yavaş pişiriyoruz zaten. Biraz daha dur verdim mi? Domatesler yumuşasın hemen azıcık. İyice eritmeyeceğiz domatesleri. Evet. Ama üzerine ister arzuya göre ister şimdi kimyon, karabiber, kekik ilave edilecek. Süt koyacağım şimdi içine. Çorbamız döndü. Süt de çorbamızı yumuşatmış oluyor. Zaten içim yumuşak demiştik ya. İşte o da sütten gelen bir yumuşaklık. Evet, o da hazır olmak üzere. Biraz tabii sütü koyunca rengi açıldı. Hemen azıcık tuz koyuyorum için biraz. Tuz. Hemen biraz da şey koyacağım içine. Neydi? Zerdeçal. O da renklendirmiş olacak zerdeçalı. İllaki zerdeçalı olacak diye bir şey yok. İstenirse. İstenirse. Zerdeçal da ne yapmış olacak? İçerisinde hem de birazcık daha faydalandırmış olacağız. Evet. Azıcık bu hemen zaten rengini değiştiriyor. Her zaman dediğim gibi ben zerdeçal yemekleri koymaya çalışıyorum. Ondan da istifade etmiş oluyoruz. Şunun şu güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Ne güzel oldu. Artık içine biraz karabiber koyuyorum. Baharat
kabuklarını koyalım artık. Şeker içine gitsin. Biraz kimyon. Şimdi de kendi yapmış olduğumuz kekik. O da topluyoruz bizler onları. Doğadan topladığımız keklerimiz. Mis gibi kokusuyla. Bilmem sofrayı da koyarım. Üzerine tekrardan isteyen çoğaltabilir. Mesela benim gibi baharatı sevenler eklesin. Rabbimin vermiş olduğu nimetlerin güzelliği. Tüm renkler birbirleriyle buluştular. Kıvamı iyice harika hale geldi. Çok da güzel gözüküyor. İnşallah az önce de söylediğimiz gibi iftar menüsü olarak da mutlaka beni de değerlendirin ki misafirleriniz bayılacaklardır. Misafiriniz olmasa bile kendi aileniz olarak da sofranızda buluşturmuş olursunuz. Artık ben bunu kapatacağım sıcaklığıyla. Evet. Bu iyice olur. Bu olur. Kendi haline gelmiş kapatacağım olacak. Kapatacağım şimdi ben bunun altına. Dinlenmeye tamam. Bırakacağız. Çorbamız da yumuşacık içimiyle mısır çorbamız. Evet, mısır unu. Mısır unu çorbamız. O da o bir taşım kaynasın, o da olmak üzere. Bunun altını kapatalım. Artık gülaçımız oldu. İftar saatine yetişmiş oldular. Yetiştirdik. Çayı... Tabii ki bunlar çay yanında yiyeceğiz. Olacaktı ben gene hani gösterelim diye. Ama siz kıymetli izleyicilerimizle de paylaşalım istedik ki günümüzün sonunda göstermiş olalım. Size davet sofralarınıza çayla birlikte servis edersiniz artık. Tam böyle kıvamında oldu. Sütü de tam yerinde. Yerinde. Yumuşacık olmuşlar zaten. Evet, gel buraya. Görüntüsü, lezzeti, kıvamı harika görünüyor. Kar gibi. Heh, bu senin olsun büyük olan. Çok güzel. Teşekkür ederim anneciğim. Ödül. Yardım ettiğin için. Şimdi cevizini koyabiliriz artık. Evet, artık cevizi süsleme zamanı gelmiş oldu. İçerisine anneciğim Nilan koymamıştı. Hemen hatırlamış olalım. Kararmasın diye koymamıştı. Size gördüğünüz gibi bembeyaz kar gibi. Mesela hemen yiyince bir şey olmuyor da. Mesela ertesi günü kaldığında renk değiştiriyor biraz. Maşallah ne de güzel oldu. Üzerinde ne koyuyoruz? Narımız yok. Nar yakışır ama. Evet. Süs olsun diye. Böğürtlen. Canım anneciğim, tabii her zaman olduğu gibi Sıdıkan'ın attığı kanı pratiklik biter mi? Yazın hazırladığı böğürtlenleri dolabımızdan getirmiş olduk. O da süs oldu. Ne kadar güzel oldu. Şimdi bunlar üzerine koyacaktım. Donmuş olduğu için çözülünce renkleri evet. Çıkıyor. Yiyeceğimiz zaman koyuyoruz. Yiyeceğimiz zaman koymak daha da mantıklı. Canım anneciğim maşallah yine harikalar oldu. Güzel bir görüntüsü oldu. Evet. Yemeklerimiz de iftar için artık hazırlıklarını tamamlıyorlar onlar da. Bizler için lezzet şöleni olacaklar. Az kaldı. 5 dakika mı? 19 geçer miydi bugün? Artık yemeğimiz oldu. Evet maşallah ana yemeğimiz, saç kormamız tüm özeniyle canım anneciğim hazırladı. Batmıştım ben onun altını, tekrar ısınsın diye bir daha açtım. Artık lezzetini görüyorsunuz, sunum aşaması da yufka ekmekleriyle birlikte buluştular. Maşallah Rabbim verdiği tüm güzellikler, tüm renkler üst üste. Lezzetin sesini de son bir defa sizlere duyuralım dedik. Şimdi soframızda buluşturacağız inşallah. Canım anneciğim maşallah çok da güzel olmuş. Çok da güzel döktürmüşsün yine. Evet. Allah güç kuvvet sağlık sıhhat versin inşallah. Ben bu sofrayı alıyorum. Artık vakti geldi. Evet. Bunu şimdi alalım, eşsiz bir koyalım. Sofra sunum zamanı.
Maşallah maşallah canım anneciğim. Yine güzel bir iftar sofrası hazırlamışsın. İftar menümüz harika görünüyor. Evet, sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, ezan saatimizi bekliyoruz. Artık okunacak ezanımız. Son dakikalar. Evet, son dakikalar. Enfes bir iftar menüsü oldu. Gerçekten de sofranıza, misafirlerinize layık. Hatta sizin evinize de layık. İlla misafiriniz gelmesine de gerek yok bizim gibi şu anda. Tabii. Neler yaptık anneciğimle birlikte? Lezzetli bir sofra kurdu. Bugün ne yaptık? Mısır unu çorbası yaptık. Evet, içimi harika. Mısır annem unu üzerine. Çorbası. Bilmeyenler Sütlü. Varsa bakın, yapın. Evet. Görüntü güzel oldu. Evet, saç kavurması. Saç kavurma gerçekten de tam bir renk cümbüşü. Evet. Yufka ekmeğiyle birlikte servis edince görüntüsü daha da güzelleşiyor. Evet. Etinin özel hallerinden bir tanesi. Güllaç yaptık, tatlı, Ramazan tatlısı. Hafif, sütlü, tam Ramazan aylarına yakışacak şekilde annem onu özel süsledi. Tam da böyle kıvamının haline gelmiş oldu. Ramazan tatlımız hazır. Yanına da Yazan hazırlamış olduğu yine annemin kendi el emeği nar suyumuz var. Salatamızla, her şeyimizle, şükür, soframız hamdolsun. Dolu dolu hurmalarımız, zeytinlerimiz, her şey İnsan tam kıvamında. İnsan çok doyuyor zaten Ramazan olunca. Evet. Canım babacığımla birlikte ezan saatini bekliyoruz. Evet. Babacığım, Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul ve makbul eylesin inşallah. Evet. Canım anneciğim, bir mukabele. Allah tüm izleyenlerimizin de Ramazan şeriflerine hayırlı mübarek eylesin. Tuttuğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri de kabul eylesin. Amin. Ramazan'ın ortasına doğru gelmek üzereyiz artık. Evet canım anneciğim. Evet yavrum. Sağ ol. Allah razı olsun. Senden de. Herkesten Allah razı olsun. Bugünlük. Hayır Ramazanlar. Bugünlük bu kadar. Allah Ramazan hürmetine hastalarımızı şifalar versin. Amin. Keşke sağlıklı olsaydım, ben de tutsaydım diyen hastalarımız da Allah acil şifalar versin. İnşallah onların da tutmuş gibi Cenab-ı Allah'ın sevap versin. İnşallah, inşallah. İnşallah canım anneciğim. Sıdıkan Hayatı kanalında Ramazan konseptimizle, Ramazan menülerimizle nice güzel videolarımız yine devam edecek. Lütfen bizlere abone olup destek olmayı da ihmal etmeyin ki bu eşsiz lezzetlerle sizleri buluşturalım. Ramazan gününde, mübarek günlerde anneciğim çok emekler veriyor. Lütfen emeklerini bizler de boşa çıkartmamış olalım. Sizlerden sadece ricamız bizlere abone olup destek olmanız. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone sayılarımızın artmasını heyecanla bekliyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Evet. Aynen. Evet, oğlumun dediği gibi ben de abone olmayı unutmayalım arkadaşlarım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Nice hayırlı güzel yıllarda tekrar buluşmak üzere. Şimdiden hepinize hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı.